estetik olarak daha iyi gözükebilir. Bak 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 ne yapıyor bak. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Mırnav seni seviyor. Ben de seni seviyorum. Ne yapıyorsun? Devam edelim bakalım. Öncelikle şuradan kıyafetimi değiştirmek istiyorum artık. Noel Baba şapkasını geri ver. Bir de şu kırmızı gömleği istiyorum. Ayakkabılık bir şey yok zaten. Şunu giy. Yanımıza bugün farklı nesneler alalım. O nesneleri kullanarak yeni kıyafetler dikelim. Hayley dışarıdaymış. Ne yapıyorsun? Temizlik yapmaktan zevk alabildiğim için çok memnunum. Ev çok çabuk kirleniyor. Aa, üstü başı kirlenmiş bir de. Allah Allah, sen hiç böyle değildin kızım, ne oldu? Kirli olan her şeyi temizlemek beni tatmin ediyor. Yuh artık, yok yani. Gitmeden önce bir kere öpebilirim ya. Ya inanılmaz ya, nasıl bu kadar kısa bir sürede bana benzedin peki? Ama bir dakika, önce insanlar videoyu beğensin, ondan sonra öp, tamam mı? Tamam, herhalde beğenmişlerdir. Hadi öp bakalım. Şimdi ne alsak ne alsak. Mesela iridyum cevherinden yapılıyor mu, bir tane deneyeyim. Kıyafet yapılıyorsa. Yakuttan yapacaktık. İki tane yakut alayım. Aa şey var ya. Dur. Bir dakika. Ne lazım? Yakut, topaz, zümrüt, yeşim, ametist. Tamam. Yakut aldık. Yakut, topaz, zümrüt, yeşim, ametist. Nerede ametist? Heh burada. Bunu iki tane aldım çünkü bundan kıyafet yapacağım. Bir tane de bundan yaparım. Hepsi bu kadar. Şimdi şuradaki mesajlarımıza bakalım. Şey, birkaç tarif biliyorum. Sana bir tanesini göndereyim dedim. Belki daha fazla cevher çıkarmanı sağlayabilir. Sağlıcakla kal. Yosun çorbası. Olur Clint. Teşekkürler. Sevgili Ron, yaklaşmakta olan etkinliğimiz Kış Yıldızı Şöleni hakkında sana bilgi vermek istedim. Şölende topluluğumuz bir araya gelir, birlikte yıl boyunca başımıza gelen iyi şeyleri yad ederiz. Gizli hediye takısı en sevdiğimiz geleneklerdendir. Kasabadaki herkes kura sonucu rastgele biriyle eşleşir. Şölen gününde herkes gizli arkadaşının hediyesini getirir ve özel bir şeyle onları şaşırtır. Bu yılki gizli arkadaşın George. Sakın kimseye söyleme. Şölen ayın 25'inde kasaba meydanında sabah 10'da başlayacak ve öğlen 2'de sona erecek. Tamam, orada görüşürüz. Yani George, ne verilir ki George'a? Pırasa götüreceğiz yani tabii ki. Ne götüreceğiz? Sevgi, sevgi, sevgi. Bizim bu domuzcuklarımız da büyümedi değil mi? Bir ay bebek. Daha yarım kalbimiz var bir de. Güzel. O da artacak zamanla. Bakalım, evet, kızılcıklarımız olmuşlar yine. Onları bir güzel toplayalım. Bir de biz şu şeye bakacaktık. Tatlı taş mıydı neydi? Bir şey vardı bizde, onu kullanmamıştık. Burada mı? Ha bak burada. Tamam. Bunun tohumunu çıkaralım. Tohum makinesi ne istiyor? Odun, kömür, altın. Tamam, onu yapalım. Hemen ürettim seni. Kızılcıkları bir komple satalım şöyle. Daha sonra tohum makinemizi seramıza yerleştirelim. Tatlı taş meyvesini de bunun içine yerleştirelim. Umarım 2 ya da daha fazla tohum çıkar. Çünkü bir tane çıkarsa pek bir anlam ifade etmeyecek bizim için. 3 tane çıktı, harika. Tamam, bunları bir güzel, hatta gübreleyip ekelim bunları. Ama gübremiz yok, tamam. Bunlar o zaman burada dursun, 3 tane. Bunlara gübre getireyim. Buradan bakalım, hızlı ek sanırım yok. Hızlı ek gidip Pierre'den almamız lazım. Şöyle aşağıdan gidelim, maunlarımızı da hem dikmiş oluruz. Bir şey diyeceğim, acaba kazmayı geliştirsek mi? İridyum külçesi var 5 tane. Bence geliştir abi ya. En azından kazmamız gelişmiş olsun. Ver şuradan iridyumları da. Heh tamam, gidiyorum. Kazmayı da geliştirteceğim bugün. Şimdi şu maunlarımızı şöyle nereye? Heh bak buraya dikebilirim mesela. Şöyle, şöyle, şuraya. Tamam. Bunlar artık daha hızlı çıkabilirler. Emily evde misin acaba? Saat 12 olmuş ama. Bakayım evde misin, evde misin? Evet evdesin. Gel bak, istediğin şeyleri getirdim sana. Al bakalım. Öncelikle bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Ve son olarak bu. Tamam, hepsini verdik. 1000 altın. Güzel. Şimdi ben Clint'e... Aa bir dakika, kıyafet yapacaktım. Dur, önce kıyafet yapalım. Şimdi şu kumaşımızı koyduk. Bir tane iridyum cevheri. Hadi bakalım ne çıkacak. Çok çirkin bir şey çıktı. Şu yakutu da koy bakalım. Bundan da kırmızı gömlek mi olur? Aa güzel bir şey oldu. Gömlek ama hani fena değil. Vay güzel. Daha iyi oldu hatta. Çok yakıştı ya, tamam. Bu nasıl bir şey? Dandik bir şey. İridyum enerjili tişört. Şu an tek eksiğimiz kırmızı bir ayakkabı. Onu da ben gidip alayım hatta. Clint, al bakalım, sana ürün getirdim. Bunu geliştireceksin benim için. Hem de 25.000 altın vereceğim sana, tamam mı? Hadi bakalım. İridyum kazma. Teşekkürler. En kısa zamanda bunun üzerinde çalışmaya başlayacağım. Başla bakalım. Yanımda at olunca kısa yolu da kullanasım gelmiyor. Atla gitmek istiyorum her yere. Yani vagona binebilirdik mesela ama... Atla gitmek daha güzel geliyor. Reis, bana kırmızı ayakkabı ver. Nerede o? Spor ayakkabı. Aa bak bu da olur. Ateşte yürüyen çizmeleri. Ben bunu düşünmüştüm ama şu da olur gibi ya. Dur önce şunu deneyelim. Abi mükemmel oldu. Mükemmel, tamam. Ben buyum abi. Çok iyi. Ama tabii ki yani madende bunu takacağım mecburen. Onları değiştirmemiz lazım.
bu da benim estetik kaygılarım yüzünden envanterimizde fazladan yer kaplayacak anlamına geliyor. Şu çiğdemleri toplayayım da bari sen diye götürürüm. Şu yeşimi alayım. Bir de şuradaki diğer yeşimleri de alsam. Acaba oradaki teyzeyle ticaret yapabilir miyim? Dur bakalım. Pem teyze beni çöle götür. Teyze selam. Bunlar senin işini görür mü? Bak bakalım. Neler varmış? Bugün şey yok. Aa bak bomba var bugün. 5 tane kuvarsa bir bomba veriyor ama bu da çok az ya. Bugün merdiven satmıyor. Hangi gün merdiven satıyor bu kadın ya? Şunları toplayalım bari buraya gelmişken. Sandy al sana şey getirdim. Çiçek. O vade çiçeklerinden almaya bayılıyorum. Çok mutlu oldum. Ne yapıyorsun peki? Arkadaki gizemli çocuk mu? Onun hakkında konuşmamam gerekiyor. Her neyse. Vadide işler nasıl? Güzel. Ne satıyorsun bugün? Bakalım. Değişik bir gömlek ama almayacağım. Rustik halı. Yani gerek yok. Ama yıldız meyvesi tohumu alırım. Şöyle bir 20 tane alayım mesela. Şuraya gelmişken bir de ağaç keseceğim. Çünkü odunumuz da az. Şöyle bir geri dönelim. Acaba gizli notları mı yapsak biraz da? Hadi gizli notları yapalım. Sadık atın sabırla dönmeni bekliyor. Evet, aferin çocuğum. Şimdi gizli not yapacaktık. Bir bakalım. Mesela şunu yapabiliriz. Sol yukarı, sağ yukarı. Tamam, bu şekilde başlayalım. Şimdi tam bu noktada duruyoruz. Sol, yukarı, sağ, yukarı. Devamı neymiş? Şöyle sağa doğru gidiyoruz. Gidebildiğimiz noktaya kadar gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Aşağı, sol, aşağı, sola gittik, aşağı gittik ve Lewis'in altın heykelini bulduk. Şimdi bunu tabii ki ne yapıyoruz? Herkesin görebilmesi adına kasaba meydanının böyle tam ortasına cuk diye yerleştiriyoruz. Aha tam buraya. Şöyle koy abicim bunu. Koydum. Çok güzel. Herkes sabah böyle olacak. Bakın paralarınız işte buraya gidiyor. Ben bugün Hayley'e hediye verdim mi ya? Galiba vermedim. Dur bakalım ona da hediyesini verelim. Aa bakalım. Amanın bu en sevdiğim şey. 11 kalp olduk daha. Bugün her şeyi hallettin mi Ron? Evet hallettim canım. Ben ev işlerini yaptım. Çok yorgunum. Tamam bu kadar kendini yorma. Yatmaya hazır olduğunda beni de hazır sayabilirsin. Öyle mi? Hadi bakalım. Biz şu dolaptan yıldız meyvesi alacaktık. 4 tane daha. Onları alalım. Şu mırnav için olan alanı da ayırsak mı? Şöyle mesela. Harici bir yer yapalım ona. Tabii ki kapısı açık olacak. İstediği gibi çıksın, gezsin. Mesela. Ya da bir tane daha koyalım. Ha mesela şöyle. Ama bu da çok mu kapalı oldu ya? Bunları buradan itibaren kıralım. Şöyle açık olsun. Bu da bayağı saçma oldu. Neyse. Buralara da şey yapalım. Şöyle mesela ahşap kaplayalım buraları da. Ya da farklı bir şey kaplayalım. Ben en çok şunu seviyorum ya. Bu da güzel ama 15 tane yaptım. Şöyle ahşap kaplayalım. Buralara bizim yetmedi tabii ki. Daha fazla ver. 20 tane daha yaptım. Bu kısımlara işte bu fıçılarımızı falan bunları koyabiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii bunun girişi buradan olursa birazcık tuhaf olur. Neyse tuhaf olmaz. Sen kapla. Şöyle buraları da kapla. Şöyle mesela koyarız. Tamamdır bence fena olmadı. Daha bunu uzatabiliriz. Şöyle komple. Ama şimdilik böyle dursun. Şuralara böyle sıralı yana doğru falan koyarız. Gayet kullanışlı olur. Ya da mesela burayı kaldırıp bunun yerine bir tane bina yaparız. Binanın içine koyarız. O da olabilir. O da bir seçenek. Saat de 1 olmuş. Şurada bir tane meyvemiz olmuş. Onu da alalım. Ve ardından yatalım. Devam edelim bakalım. Önce şurada giymediğimiz kıyafetleri bir bırakalım. Burayı bir düzenleyelim. Bak burada yüzüklerimiz de var, şapkalarımız da var. Bize şifonyer lazım çünkü bu sırada dolduktan sonra yeni bir chest yapmamız gerekecek ve ben bunu istemiyorum. Robin'de satılıyorsa gidip bir bakabiliriz. Falcı ne diyormuş bakalım bugün için. Bugün ruhların keyfi yerinde. Çok güzel. Hayley ne haber? Günaydın, iyi uyudun mu? Uyudum balım, sen uyudun mu? Sanırım bugün kameramı kullanabileceğim. Aydınlatma mükemmel. Ha, ışık çok iyi diyorsun dışarıda. İyi bakalım kullan. Mektuplarımız da gelmiş. Hadi bakalım ne diyor. Selam Ron, bu inanılmaz taşlar için tekrardan teşekkürler. Enerji kanalize etme çalışmam için harika olacaklar. Sana bu özel hediyeyi vermek istedim. Umarım bununla inanılmaz şeyler yaparsın. Emily bize dikiş makinesi göndermiş. Bununla artık yeni yeni kıyafetler yaparız kendimize, oraya gitmemize gerek kalmadan. Ron, gelecekte özel eşyalarımı herkes görebilsin diye kasabanın ortasına bırakmazsan çok memnun olurum. Allah Allah, çok kırıldım. Ay çok mu kırıldın? Kıyamam sana ya. Eminim kasabalılar da onların vergileriyle kendine altın heykel yaptırdığın için biraz kırılmışlardır sana. Bu parayı al ve kimseye projemden bahsetme. Bir de bize rüşvet verdi abi. Bunu verdiğin için daha çok bahsedeceğim bu arada, onu da söyleyeyim. Makinemizi nereye koyalım? Bu şeylerin yanına... Balım çık şuradan bir dakika. Heh, şuraya koyabiliriz. Ama bunların yanına koysak daha fazla gelse. Neyse şimdilik koy şöyle.
Buradan artık kendimiz yeni şeyler yapabiliriz. Bu da güzel oldu. Şunları da ben bir kırayım. Bunlar boş duruyor çünkü. Dışarı yerleştireceğim bunları. Şurada iki tanesi hala çalışıyor. Üç tanesi çalışıyor. Onlar da bitsin. Onları da yanlarına ekleyeceğim. Burayı da böyle kapladık ama bir yazın bakalım yorumlara. Buraya yapı mı inşa ettirelim? Ya bu kedicik de burada kaldı. Kıyamam. Sen buradan geçemiyor musun yoksa? Dur bakalım bir iki gün daha geçemezse orayı da kırarız. Yap bakalım şunlardan bir 10 tane ya da 15 tane daha. Koyalım. Bunları şöyle aşağı doğru dizebilirim. 2 tane buraya, 2 tane de buraya koyayım. Bak gayet güzel burada. Kullanışlı şekilde işimizi görecekler. Buradan topladıklarımızı hemen buraya getirebileceğiz. Güzel. Ama buraya bir yapı inşa ettirsek de estetik olarak daha iyi gözükebilir. Bak ne yapıyor bak. Ne yapıyorsun sen? Mırnav seni seviyor. Ben de seni seviyorum. Ne yapıyorsun? Al bakalım suyunu da verdik. Bak zıplıyor gene ya. Allah'ım çok tatlı. Seraya bir girelim çünkü burada bizim aldığımız yıldız meyveleri vardı. 20 adet. Onları da böyle bir ekelim şuraya. Tabii ki şimdi bunların günleri farklı çıkacak. Aynı günde olmayacak hepsi ama sorun olacağını zannetmiyorum. Ha bir de şeyi sorayım. Biz bu gizli ormandaki heykele tatlı taş meyvesi vermedik mi ya? Ben verdik diye hatırlıyorum. Yorumlara yazıyorlar. Heykele meyve ver abi, heykele meyve ver falan diyorum. Ya biz verdik onu falan. Ben karıştırıyorum muhtemelen. Vermedik hala. Vermediysek eğer onu da verelim. 3 tane tohumumuz var çünkü. Onlara gübre alacağım. Onları ekeceğim bugün. Unutmazsam tabii ki. Ardından onlar yetişsin falan veririz. Şuradan ben taşları alayım çünkü küçük birkaç ekleme yapmak istiyorum. Şimdi size de göstereceğim. Nedir bu küçük ekleme? Şöyle ki... Aa bunu da kırmam lazım onun için. Bir dakika. Şimdi burayı kırdık. Şurayı da kırıyorum. Ve bu çiti bir tık içeriye koyuyorum. Bunu da aynı şekilde yapacağım. Ardından buradaki yolu genişleteceğim. Daha iyi bir görüntü alacağımı düşünüyorum. Acaba burayı da mı kırsak yoksa sadece böyle mi kalsa? Mesela şöyle. Buralara da iki tane ışık koyacağım. Bunu da böyle mi uzatsak yoksa bu alt tarafına da mı yapsak? Bence böyle kalsın. Çünkü burayı da bozabiliriz aynı şekilde ama gerek yok. Şöyle kalsın. Buralara da birer tane lamba koyacağım. Bakayım alt tarafa da aynı şeyi yapabiliriz. Aynen öyle şuraya. Birer tane kaldırım. Burası da aynı bunun gibi olacak. Buraya da aynısını yapalım. Kalan boşluklara da kaldırım taşı koyduk. Buralara da ışık koyarız. Çok tatlı gözükecek diye tahmin ediyorum. Şuraları da uzatalım. Böyle içten. Heh tamam. Gayet tatlı görünüyor. Gidip Robin'den şu ışık tariflerini alayım ya. Şu minik tokamızı da ata koyalım. Bakalım nasıl görünecek. Bak şurada görüyor musun minicik mavi. Şimdi direkt buradan Robin'e gidelim. Ardından gidip Emily'lere uğrayacağım. Çünkü geçtiğimiz gün onlara taş götürdük. O taşlardan sonra bir ara sahne görmemiz lazım. Selam Robin. Ben alışveriş yapacağım senden. Bakalım. Çin dolabı. Bak bunlar da çok tatlı şeyler. Heh demir lamba direği. Tarif olarak veriyormuş sadece bunları. Acaba demir mi yapsak yoksa ahşap mı yapsak? 50 odun istiyor. Ben demir yapacağım bunu. Demir lamba direği. Öğren bakalım bunu. Kristal yol. Hasır kaplama. Heh bak bunu da öğren. Başka buradan alacağımız bir şey var mı? Zannetmiyorum. Bir tane de temel pencere al bakalım. Kış mevsiminin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz bu arada. Şurada da Maru varmış. 2 dakika konuşalım. Bugün hayat dolusun. Soğuk kış havası yüzünden olsa gerek. Bilmem öyle miyim gerçekten? Belki şapkam ve ayakkabım artı gömleğimin rengi falan seni etkilemiştir. O yüzden böyle bir şey demiş olabilirsin. Anlıyorum. Pierre'den de şu gübreyi alayım bari gelmişken. Selam Pierre. Ver bakalım şuradan bana bir hızlı ek. Aa duvar kağıdına bak. Kullanılır mı? Mor bir şeyler. Neyse ver bakalım. Hızlı ek şundan. Kaç tane? 3 tane almam lazım. Tam 3 tane alacağım. Heh bu heykelin yerine de ne gelmiş? Çürük bitki. Ayrışmakta olan organik kaynak. Yapışkan ve nahoş. Bundan acaba kıyafet yapılır mı? Dursun. Bakalım burada bir şey oluyor mu? Aha geldi. Kim var? Hayley var. Caroline, Abigail, Emily ve Marnie. Harika. Herkesin elinde taş var. Hayley de topaz varmış. İlginç, hiç de ilgili değil aslında, zaten şu duruşundan da belli ilgili olmadığı. Emily'de yakut var. Şimdi gözlerinizi kapatın ve derin nefes alın. Ciğerlerinize odaklanın. Caroline zümrüt almış, Marnie yeşim, Abigail tabii ki ametist. Her bir nefeste vücudunuzda akan saf enerjiyi aklınızda canlandırın. Nefes verirken tüm gerginliğinizi ve içinizdeki kötü enerjinin çıkıp gittiğini düşünün. İyice rahatladığınızı hissedin. Hadi bakalım yapıyorsunuz bir şeyler ama. Şimdi de kalbinizi elinizdeki taşın titreşimini açın. Hissedebiliyor musunuz? Hayır. Abigail hiçbir şey hissetmiyormuş. Hissediyorum. Marnie hissetti. Bir rahatlama geldi. Hayley sen... Hayley uyuyor abi ya. İnanılmaz zaten belli. Bak herkes oturuyor bu yatmış. Of. Anlaşılan taşlar işe yaramış. Evet kesinlikle çok işe yaramışlar belli. Tamam buradan çıkalım şöyle bir gidelim bakalım. Şunları da bir...
Kassak mı acaba ya? Bizim cüce tomarı eksiğimiz var hala. Bir tanesini bulamadık. Ve onu bulamadığımız için de cüceden alışveriş yapamıyoruz. Lia ne haber? Çiftlik evin soğuk oluyor mu? Hayır olmuyor. Şöminem hep açık. Yorganın altına girip elma şarabı içmek istersen barakamı... Lia ben evliyim. Seninle yorganın altına giremem bu yüzden maalesef. Kusura bakma. Tüccar ne satıyor bakalım? Bir de bir şey diyeceğim. Sanki cuma günleri miydi, pazar günleri miydi? Lağımda iridium fıskiye satılıyor. Ona da bir baksak iyi olur. Mağara havucu, fıskiye, balon balığı, Hindistan cevizi. Hiç gerek yok. Dondurma, kaktüs meyvesi, keçi sütü, masa sandalyesi. Güzelmiş. Almayacağım. Kahve çekirdeği. Tamam. Doğru düzgün bir şey yok. Ha şunu da kazalım. Tarih öncesi kürek kemiği. Aa bak. Değişik bir şey çıktı. Marnie ne yapıyorsun bakayım? Bay Louis hiç o büyük evinde yalnız kalıyor mudur acaba? Bence bunun cevabını en iyi bilen kişi sensin ama neyse. Ay ne yaptım? Kahve verdim yanlışlıkla kadına ya. Ben içecektim. Orası çok boş durmuyor mu? Üf Marnie. Tamam git hadi yani. Niye bana anlatıyorsun? At buradan da geçemiyor tabii. O zaman atı buradan bırakalım. Krobus ne yaptın? Bakayım ne satıyorsun? Boşluk yüzü. Heh iridium fıskiye. 10.000 altın ama yani iridium fıskiye abi. O yüzden al. Alex ne haber? Görüşemiyoruz. O karlı yolu beni görmek için mi teptin? Hayır tabii ki Alex. Seni görmek için tepmedim. Burada ne oluyor bakalım? Bugün cuma diye bayağı kalabalık. Pierre bile burada. Hafta boyunca sıkı çalıştım. Aferin sana. Hemen genç aşıklar takılıyorlar. İyi akşamlar Ron. Seni salonda takılırken görmek ne güzel. Ara sıra mola vermek lazım. Büyük baban çok sıkı çalışırdı. Onun şerefine bu akşam bir bira daha içeceğim. Şuradan ben de bir iki tane bira alayım. Birini Pam teyzeme hediye edeceğim tabii ki. Kaç olduk? 6 olduk. Vay işte ben buna hediye ederim. Binlerce kez teşekkür ediyorum evlat. Menüde ne var bugün? Fasulye yahnisi. Toplam enerji ve çekimi arttırıyor. Yani gerek yok. Shane'le zaten 8 kalp olmuş olmamız lazım. Aa 7 kalp mi? Diğer birayı Shane'e verelim. Hala 7 kalp. Vay anasını Baron. En sevdiğim şeyin bu olduğunu nereden bildin? Biz Shane'le 8 kalp eventini görmedik mi ya? Bunlar da burada dans ediyorlar. Agalar buluşması. Ne haberse bu? Sam'in kazanmasına izin versen mi? Bilmiyorum. Şuradan bir Joja Cola al. 75. Evet. Bunu da... Sam'e verelim. Teşekkürler gerçekten bayıldım. Afiyet olsun. Abby ne haber? Görüşmeyeli neler yaptın? Burada yaşarken öğrendiğim bir şey var. Farklı görünüyorsan herkes sana dimdik bakıyor. Evet bunu konuşmuştuk kesinlikle haklısın. Biz bugün hayvanlarla da ilgilenmedik ya. Neyse ben onları da 2 dakika hallederim şimdi. Baksana abi buralar çok karanlık ya. Kesinlikle aydınlatmamız gerekiyor. Bir dakika tarif ne istiyordu? Şuradan bakayım. Bir tane demir külçesi bir de neydi pil. Ha, bizde pil var mı ki? Demir külçesi bile yok ki bizde. Şuradan ver bakayım 15 tane. Şunları bir pişir. Pil kaç tane var? Pil. Burada pil yok. Pil de mi yok? Yapma ya gerçekten mi? Şaşırtıcı. Yani ben pilimiz vardır diye bekliyordum. O da yokmuş. Demir de yokmuş. Şimdi şu sol üst köşedeki 3 kareyi gübreledim. Buradan ender tohumlarımızı alalım. Bu hızlandırıcı ender tohum için işe yarıyor muydu? Ondan emin değilim. Şu an hatırlamıyorum. Muhtemelen yarıyordur. Hadi bakalım bunları da buraya ektik. Pencerenin diğerini de şuraya koymayı düşünüyorum. Şöyle ikili olsun. Bence daha iyi durdu. Buradaki yaban mersinli şaraplarımızı alalım. Artık bu 3 fıçıyı da buradan kaldırabiliriz. Oh be şurası açıldı biraz. Fıçılarımızı da şöyle koyalım. Bir tane buraya, diğerini de üste koyacağım. Tamam, gayet güzel. Şarapları satalım. Hemen 2 dakika şuradaki yumurtaları toplayacağım. Bugün sizi sevemedim ya. Uyuyorsunuz şu anda da sevemiyorum. Tamamdır, bunu da hallettik. İneklere gitmiyorum çünkü uyudukları için onları şu anda sağamam. Şöyle bir içeri gir, dolaba git ve buradan 20... Ha tamam şunu alsak yeter. Çünkü şu an fıçılarımızı hallettik de bu 18 yetecek mi buraya ya? Bakalım yetecek evet. Gel bakalım seni de şöyle yerine koyalım. Bakalım yetişebilecek miyim? Evet yetiştim. Sonunda Hayley ile uyuyabiliyorum. Genelde bayılırım çünkü. Evet cadı bir şeyler yapıyor. Acaba neler oluyor? Sese bak ne kadar uyuz. Devam ediyoruz. İridium kazmamız hazır edilmiş. Güzel. Şuradan takvime de bakalım. Evelyn teyzenin doğum günü var. O zaman ona bugün ne götürebiliriz? Elmas ya da çikolatalı pasta ya da bir tane çiçek vardı. Ama o çiçek bizde yok. Onu götüremeyiz o yüzden. Neyse elmas alırız muhtemelen. Hayley de uyanmış. Evlendiğimize inanmak zor. Evet özellikle yeni tanıştığımız dönemlerdeki iletişimimizi düşününce gerçekten zor. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Geçen gece hani cadı geçti ya böyle kümesin üzerine büyü müyü bir şeyler yaptı. Onu yaptığı zaman yumurtalardan biri boşluk yumurtasına dönüşüyor. Onu da gider kontrol ederiz. Bugün mesajımız yok. Şuradan yeşim taşımızı alalım. Kazmayı aldıktan sonra ve tabii ki Evelyn teyzeye şu elması verdikten sonra madene gitmek istiyorum çöldeki. Orada da belki bakarsanız biraz ilerleriz. Selam, sevelim sizi. Bakın boşluk yumurtası burada. Dediğim gibi olmuş. Cadı büyü yapınca buradaki yumurtalardan biri boşluk yumurtası olmuş.
Ama biz zaten Krobus'tan alıp şuradaki kuluçka makinesine yerleştirmiştik bir tane boşluk yumurtasını. O yüzden bunu mayonez yapmak için kullanabilirim. Şunları alalım ve boşluk yumurtamızı şuna yerleştirelim. Boşluk mayonezine de oyunun ilerleyen kısımlarında ihtiyacımız olacak çünkü. Ayakkabıyı da hatta değiştirsek iyi olur. Bir de yüzükleri değiştirelim. Neredeydi ya bizim yüzükler? Of, içerideydi. Şunu bırak, bu iki yüzüğü al. Şu üstündeki yüzükleri çıkar. Onların yerine bunları tak. Domuzlarımız büyümüş galiba ya. Aynen öyle. Bak, büyümüşler. Yumuşak G burada. Artık bebek değiller. Zaten kışın da bitmesine 8 gün kaldı. 8 günden sonra, yani bahar geldikten sonra bu domuzlar bize bir sürü yer mantarı toplayacaklar. Biz de oradan bayağı para kazanacağız. Yemek alacağım yanıma. Ardından gidebiliriz. Bakayım. Kızılcık sosu. Almaya gerek yok da şu içi alabiliriz. Çünkü bizim kılıçlarımız çok dandik şu anda. Şu mantarları alayım. Bir de çikolatalı pastayı alayım duruma göre. Ya da o dursun ya, onu alma. Hadi şu kızılcık sosunu al. Şimdi önce gidelim Clint'ten kazmamızı alalım. Evelyn teyzeye hediyesini verelim. Ardından buraya geri döneceğiz. Atımızın tokası da baksana çok şirin durdu ya. Çok yakıştı. Burada ne görev var? Eğer sakıncası yoksa bana Joja Cola getirebilir misin? İyi, tamam, hadi bakalım Alex, belki getiririm, alayım da. Evelyn teyze, gel bakalım. Sana hediye getirdim, doğum günü hediyesi. Hah, soldaymışsın, pardon. Al bakalım. Doğum günü hediyesi mi? Çok naziksin, çok beğendim. Burada 30 yıldır yaşıyoruz. Birçok insanın gelip gittiğini gördük. Büyük baban da bunlardan biriydi. Ah be abi. Şuradan hemen bir de Clint'e uğrayayım. Ayrıca üzerimizde bir tane kemik var eser olarak, onu da bağışlayalım. Clint, benim kazmayı ver bakayım. İlk iridium aletimizi de böylelikle almış olduk. Hemen şunu da buraya bağışlıyorum, ardından gidiyoruz. Bunun rengi de beyaz, buraya koyalım. Hatta zaman kazanmak için direkt şuradan otobüs durağını ışınlan diyeyim. Atı burada bırakalım. Buradan biletimizi alalım. Pem, çekilir misin? Teşekkürler. Sonunda çöle geldik. Bakalım şuralarda kaktüs meyvesi varsa onları da alırım can doldurmak için, ama görünürde yok. Sandy, ne satıyorsun bugün bakayım? Joja gömleği istemiyorum. Duvar lambası. Ha, yok, bugün almayacağım. Şimdi şu iki kılıcı da buraya alayım. Ayrıca yiyecekleri buraya alayım. Ha, bir de kazmayı alacağım tabii, kazmayı unuttum. Kazmayı da şöyle alayım. Hadi bakalım bugün inebilecek miyiz birazcık? Dur, dakika bir geldi hemen. Oh be, sonunda tek atıyoruz şu taşlara. Bir tane de gizli not bulmuşuz. Sam'in tatillik alışveriş listesi. Herkesin en sevdiği şeyler. Sebastian, donmuş gözyaşı, sashimi. Penny, zümrüt, haşhaş. Vincent, üzüm, kızılcık şekeri. Annem, yani Jody, kıtır alabalık, gözleme. Babam, pilav, kavrulmuş fındık. Ben, kaktüs, gözlü özleme, pizza. Şunları kırarak devam edelim. Dur, gelme. Çok vuruyorsun ya. Nefret ediyorum senden gerçekten. Ve her geldiğimde bunu söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Ay, bir de ölmüyor ya böyle. Of. Hadi hadi hadi. Şuradan gök zümrütünü alalım. Yok mu şöyle bir tane delik açılsın? Atlayalım böyle 9 kat falan aşağı inelim. Yok tabii ki, nerede? Şuradan bari gelmişken kömürleri alayım. Yine ejderha gelecek şimdi. Asabım bozulacak. Sesini duydum çünkü. Heh, merdiven çıktı, çok iyi. Bari demir falan bulsak ya. Çünkü demir de yok. Hani iridium bulmayı falan geçtim. Lamba yapacağım. Çiftlik geceleri kapkaranlık oluyor ama demir bulamıyoruz. Aa, bütün şey yok. Güzel. Çekilir misiniz? Çekilir misiniz? Çekilir misiniz? İyi ki çekilin dedik. Evet, ölüyorum galiba. Bir saniye. Şunu ye. Bu andavallar yüzünden öleceğim. Şurada bir demir var. Onu almak istiyorum. Tamam, hiç bunlara bulaşmadan ilerlemeye devam edelim. Burada çıkar mı bir şeyler? Havuç dışında mesela işe yarar bir şey. Tabii ki çıkmaz. Bari sizi kesince merdiven falan açılsa. O kadar kesiyoruz. Evet, map'teki bütün taşları neredeyse kırdım. En sonunda açıldı çok şükür. Defol. 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 Yetmezmiş gibi bir tane daha, iki tane daha geliyor. Abi çok vuruyorlar. Ve bazen denk getiremiyorum. Öleceğim. Dur, dur. Şunu ye. Şunu da iç. Geldiğim gibi üstüme çullanıyor ya. Keşke bir prizma bulsak ya. O kadar iyi olur ki gerçekten. Şu an en çok ihtiyacımız olan şey prizma parçası. 5. kata gelebildik ve saat 5 oldu. Bir delik bulmadığımız sürece de yine onu göremeyeceğiz bu gidişle. Şöyle bolca taşın bulunduğu bir yer bulayım da, 2 tane bombam var. Onları atacağım. Mesela şu altta var gibi, ama önce şunları kırmak istiyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Şöyle şu alt kısma koysam bayağı bir yer etkilenir diye düşünüyorum. Evet, bakın mesela yolu açtık. Ama tabii ki
delik olsa daha iyi olurdu. En güzeli sapan yapacaksın. Bir sürü de bomba koyacaksın sapana. Böyle ata ata ilerleyeceksin. Yol kendiliğinden açılacak zaten. 7. kata geldik. Yani saatte 7 oldu. Her saat başı bir kat iniyoruz şu anlık. Işınlanma totemimiz de var. Zaten ışınlanmamıza da gerek yok. Bütün işleri hallettik evde. Burada bayılsak da kaybımız 1000 altın olur. Harika. Üzerimize çullanacak şimdi hepsi. Hiç iyi olmadı. Bir tane daha gelecek. Şunları hızlıca... Heh, bir tanesi öldü en azından. 3 tane daha var. Dur, yavaş gelin. Yavaş gel. Çık abi. Öleceğim çünkü yani. O yüzden çık. At şuraya bombayı. Hiç uğraşamayacağım artık. Canım gidiyorsa da gitsin. Atla bakalım. Heh, bir de siz eksiktiniz. Bunları da öldüremiyoruz yani. Kılıçla ölmüyorlar. Yere düşüyorlar. Sonra yanında işte bir patlama gerçekleştirmeniz lazım. Öyle yapınca da kumaş düşürüyorlar. O iyi oluyor aslında bir yönden. Ha güzel, tekrar şey çıktı. Merdiven çıktı. Aha delik. Atla bakalım ne kadar düşecek. 5 seviye. Çok iyi. Gizli bir not bulduk. Neymiş? Alex'in güç arttırma diyeti. Bütün kahvaltı pişmiş somon. Bu yemeği sevmeyi öğrendim. Proteinlerin varlığını hissedebiliyorum. Aferin kardeşim. O hareketi artık doğru yapıyorsun. Tekrar merdiven çıktı. Ne oluyor ya? Bu sefer her şey hemen çıkmaya başladı. Tekrar merdiven. Şunu bir kır bakalım. Şöyle taşları da toplayalım. Şöyle aradan sıyrıl. Aşağıda bir demir var. Yukarıda da vardı. Aslında az önceki katta da vardı da almak istemedim. Merdiven görünce heyecanlandım. Tekrar bir merdiven. Bayağı bütün jeot çıktı bu arada. Onları da toplamamız iyi oluyor. Açtıracağım Clint'e hepsini. Altta yine merdiven varmış. Altını da alayım hadi. Bu mantardan var zaten, almıyorum. Şunu bir kır bakalım. Hiçbir şey çıkmadı. Gerizekalı ejderha yine beni rahatsız ediyor. Hemen atla. Güzel. 13. kata geldik. 15'i görürüz gibi bu performansla ilerlersek. Yani bir iridiumları görelim ya. Bir iridium kazamadık daha doğru düzgün. Heh, bir merdiven daha, süper. Bir merdiven daha. Ve 15'teyiz. Böyle dümdüz ilerleyelim. Belki yol açıktır kendiliğinden diyeceğim. Ha evet, aynen öyle, açık. Bir dakika, çekil. 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 Şunu... Ya niye alamıyorum? Heh. Bir kat daha indik ve yine hiçbir şey yok. Ama bütün jeot çıkıp duruyor böyle taşlardan. Kaç tane oldu bilmiyorum. En son bakacağım dönüşte. Bir tane daha gizli notumuz var. Onu da okuyalım. Ha, şurada bir tane maden var. Tamam, buna bakarız. Maden dedim ya. Hazine. Hazine diyecektim. Şu kutuları da kır bakalım ne çıkacak. Hiçbir şey. Hadi şunlara bulaşmadan. Aha delik. Atla bakalım. 3 seviye. Olsun. Bir merdiven daha var. Oradan da indik. 20. kattayız. Yarasak. Defol lütfen. Lütfen gidin. Elması aldık. Şu demirleri de al. Bir de buradan bir delik bulduk mu? Her şey çok iyi olur. Saat 1 oldu bu arada. Bir gizli not daha var. Şu an okuyamayacağım. Sonra okuruz. İn bakalım. Üf ya, hiç sırası değildi bunun gerçekten. Neyse, bayılana kadar şu dinozorlara dalalım bari. Bu arada ölüyorum gibi sanki. Şunu ye. Ah, hayıra bastım. Bir saniye. Hadi birini keselim. Dur, bayılacağım. Bir saniye dur. Hemen bir mantar daha yiyorsun. Ölüyorum çünkü. Şu taşı şeyi, kemiği almak istiyorum hemen. Kemiği al ve buradan git. Tamam, yeter. Çık abi. Eve dönmeye uğraşmayacağım hiç. Şuralarda bir takılayım, belki bir şey bulur onu alırım diyeceğim yerden. Kaktüs bile yok. Neyse, yol ortasında bayılayım da belki biri üzerimden geçer. Seviye 7 savaşma geldi bu arada. Artı 5 sağlık. Yoba'nın yüzüğü ve dikenli yüzük tarifleri açılmış. Bugün de pek bir şey kazanmadık. Sadece mayonez sattım çünkü oradan da 2700 gelmiş.